Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi. Ağırlıklı olarak genetik olarak ailesel geçişler olduğu düşünülmektedir. Okuma yazma güçlüğü çeken anne babaların çocuklarında erkek çocuklarda görülme olasılığı %35 ile 40 arasındadır. Kız çocuklarında ise %17 ile 18 arasında seyretmektedir. Bunun yanında doğum sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar ve sonrasında geçirilen bir takım rahatsızlıklar da bu disteksinin nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca çapraz lateralleşme dediğimiz bir durum vardır. Örneğin sağ eliyle yazı yazan bir çocuğun topu sol ayağıyla vurması çapraz lateralleşme değil. Sağ eliyle yazan bir çocuğun normalde sağ ayağıyla topa vurması gerekir ama sol ayağıyla vurması demek beynin, sağ ve sol beynin eşgüdümlü olarak çalışamaması demektir. Çalışmasında problem olacağını göstermektedir. Sol ellilik, genelde disteklik özellikler gösteren çocuklar solaktırlar. Sol ellilik de bir belirtidir. Bunun yanında belirsiz lateralleşme dediğimiz, okul çağına gelmiş çocukların halen daha başat ellerinin belli olmaması, henüz sağ eliyle ya da sol eliyle bir şekilde bütün becerileri yapıyor olmaması, bu da dislektik özelliklerdendir. Bu da disteksinin sebebi olarak gösterilebilir.